Merhaba arkadaşlar, Models, Model Auxiliaries konumuzun ikinci bölümüyle birlikteyiz. Bu dersimizde Model Perfect, Past Models, yani Must Have Done, Might Have Done, May Might Could Have Done, Could Have Done, Should Ought Have Done, Would Have Done, Needn't Have Done çalışacağız. Modalsı ifadeler, modallara benzeyen, modallara benzeyen ifadeler ve tüm model tabloları. Evet, past models, geçmişte gerçekleşen eylemlerle ilgili bir takım yorumlar yapıyoruz arkadaşlar, bakın. We are almost sure something happened in the past. Geçmişte bir şeylerin olmuş olacağından hemen hemen eminiz. We are unsure of what exactly happened. Tam olarak ne olduğundan emin değiliz ama delile dayalı olarak, kanıta dayalı olarak bir tür sonuca varabiliyoruz. Must have. Daha fazla emin olma durumunu might have ya da may have nazaran daha fazla emin olduğumuz zaman kullandığımız bir ifade must have. Evet evet, kesin böyle olmuş olmalı, yapmış olmalı, görmüş olmalı, evet evet gitmiş olmalı dediğimiz. The lights are off, they must have gone to bed. Işıklar yok, yatmış olmalılar. İhtiyar iki insan, ne yaparlar bu insanlar, bir yere de gezmezler, gitmezler. Dolayısıyla ışıklar sönmüşse yatmış olmalılar. It's very cold. It must have snowed in the mountains surrounding the city. Çevreyi, etrafı, evet dağları, şehri çerçeveleyen dağlara kar yağmış olmalı. Çok soğuk. Yani şehrin etrafındaki dağlarda kar olmalı. Çok soğuk olduğuna bakarsak böyle bir sonuca varıyoruz. I never see Jane and Tom together anymore. Jane ve Tom'u birlikte görmüyorum. Epeydir. They must have separated. Ayrılmış olmalılar. They must have splitted. Leyla wasn't feeling very well yesterday. She must have caught a cold. Dün pek iyi hissetmiyordu Leyla. Üşütmüş olmalı. Evet evet. Kesinlikle soğuk algınlığı. Bekir didn't answer the phone when I called him. Onu aradığımda Bekir cevap vermedi. He must have fallen asleep. Uykuya dalmış olmalı. Yoksa evdeydi bildiğim kadarıyla, bir yere gitme planı yoktu. If you can't find your keys, your car keys, you must have left them in the office. Eğer bulamıyorsan onları büroda, ofiste bırakmış olmalısın. Muhtemelen öyledir. Murat did not call me last night. He must have been working late. Geç saatlere kadar çalışıyor idiydi herhalde. Çalışıyormuş. Çalışmış olmalı. Faruk got the top grade in the final exam. He must have been studying hard. Evet, Faruk son sınavda, final sınavında en yüksek notu aldı. Çok sıkı çalışmış olmalı. Bir müddettir çok sıkı çalışmakta olmalı. Must have done, yapmış olmalı diye kuvvetli olabilirlik, strong probability geçmişle ilgili bahsediyorken kullanırdık. Şimdi ise can't have done, yapmış olamaz bir şeyin yapılmış olmayacağına dair bir kanaatimiz olduğunda kullanıyoruz. We are almost sure something did not happen in the past. Eminiz, yani neredeyse eminiz bir şeylerin geçmişte gerçekleşmemiş olduğundan eminiz. Can't have is used in a similar manner to must have, but in the negative way. Evet, olumsuz bir şekilde kullanılır. Must have'e benzer ama kuvvetli ihtimal, bir şeylerin olmuş olacağına dair kuvvetli ihtimal bildirirken must have, olmamış olacağına dair, olmamış durumda olduğuna dair ihtimalde sonucu da can't have'le veriyoruz. We use can't have when we are fairly certain that something didn't happen or wasn't true in the past. Evet, muhtemelen geçmişte bir şeyler olmuş olamaz ya da gerçek olamaz. Bu durumda ne kullanıyoruz? Can't have. They can't have gone to bed late. They were very tired. Yani geç yatmış olamazlar. Onlar çok yorgundu. Yorgun olmasından geç yatmış olma ihtimallerinin pek olmayacağını düşünüyoruz. She can't have passed it. It was such a difficult exam. Öyle bir zor sınavdı ki
geçmiş olamaz. Yani o pek çalışmayan biri değildi ve çalışmadığını biliyorum. Aşırı zeki de değildi. Bu durumda ne yapacak? En iyi öğrenci bile belli bir puan aldıysa onun da daha iyisini alma ihtimali olmayacağı için böyle bir sonuca varıyorum. Geçmiş olamaz. Faruk got the top grade in the final exam. He can't have cheated in the exam. Evet, sınavda top grade, top 10, top 5, top 1. Evet, en yüksek puanı aldı. Sınavda kopya çekmiş olamaz. Faruk öyle bir çocuk değil. Ya da sınavın gözetmenlerinin çok sayıda olması ya da çok dikkatli bir şekilde davranmaları kopya çekmiş olma ihtimalini sıfıra indiriyor. They had a lot of work to do and little time. They can't have finished everything. Yani yapacak çok işleri ve çok az vakitleri vardı. Hepsini bitirmiş olamazlar. Özellikle have yapısı olayların, eylemlerin tamamlanmışlığına dair bizi düşünceye sevk eder. Can't olamaz, have done yapmış. Evet, present perfect'i çalışırken böyle söylemiştik. Mış olmak, mış bulunmak şeklinde söylüyorduk. Ama mişli geçmiş zaman değildi. Olayların tamamlanmış olduğunu have artı fiilin üçüncü şekli anlatıyor bize. Have finished, bitirmiş. Can't burada bitirmiş olamazlar ifadesini söylememize yardımcı oluyor, sebep oluyor. She can't have forgotten to send you an invitation. O sana bir davetiye göndermeyi unutmuş olamaz. I gave her your address. Your address. Evet, senin adresini ona ben verdim. May, might, could have done. Could have done'ı bir sonraki bölümde tekrar göreceğiz. Ama buradaki may, might ve could ne anlatıyormuş olabilir? Bakın, have done yapmış, may, might ve could'a da olabilmek, evet, ihtimal bildirmek. It's possible that something happened in the past, but we aren't sure. Yani bir şeyler geçmişte gerçekleşme ihtimali var ama biz emin değiliz. May have and might have are used to express possibility in the past. The use of these two modal perfect are also express uncertainty. Kesinlikle emin olamama durumumuzu da anlatıyor. Belki de mış olabilir. Mış olabilir, evet. May have done, yapmış olabilir. Might have done, yapmış olabilir. Could have done, yapmış olabilir. I think it may have worked, but he gave up too soon. Bence iş görmüş olabilir. Yani faydası olmuş olabilir ama erkenden bıraktı. Leyla hasn't arrived yet. Henüz ulaşmadı Leyla, gelmedi. She may have missed the bus. Otobüsü kaçırmış olabilir. She might have missed the bus. She could have missed the bus. Otobüsü kaçırmış olma ihtimali var. Ama evet. They might have won if their leading player hadn't been injured. Kazanmış olabilirlerdi. If their leading player hadn't been injured, eğer önde gelen oyuncuları yaralanmasaydı, sakatlanmasaydı. I don't know. It might have been different if I were there. Eğer ben orada olsaydım, her şey farklı olabilirdi. Bilmiyorum, bilmem. Belki de, evet, ben orada olsaydım bir şeyler farklı gidebilirdi. Our neighbors might have heard some noises when our house was broken into. Bizim eve hırsızların girdiğinde komşumuz bir şeyler duymuş olabilir. Evet, komşularımız might have heard, duymuş olabilirler. Some noises, gürültüleri. When our house was broken into, evimize girildiğinde. I didn't see Ali at work. Ali'yi işte görmedim. He may have been ill, he might have been ill, he could have been ill. Hasta olmuş olabilir. Kim bilir? Could have done, bir önceki grupta mış olabilir diye çeviriyorduk. Şimdi ise geçmişte gerçekleşmeyen, kaçırılan bir fırsattan bahsederken could have done yapabilirdi ama fırsatı kaçırdı. Unfulfilled past opportunity. Something was possible in the past or we had the ability to do something in the past but did not do it.
Could have in the affirmative is similar to might have or may have in that expresses possibility in the past. Evet, buradaki could have'in might have ve may have'den farkı hangi bakımdan? In that açısından it expresses possibility in the past, geçmişte bir olabilirlik, bir ihtimal belirtmesi açısından farklılık, düzeltiyorum, olumlu da benzerlik gösteriyor ama bakalım örneğimize. She could have run faster, but she wanted to save her energy. Daha hızlı koşabilirdi ama enerjisini korumak istedi. You could have told us about the new project. Bize yeni proje konusunda bahsedebilirdin. I think it could have worked, but we gave up too soon. Yani iş görebilirdi ama vazgeçtik. Daha bitmeden çok erken vazgeçtik. They could have won if their star player hadn't been injured. Eğer onların yıldız oyuncusu sakatlanmasaydı, yaralanmasaydı, they could have won. Kazanabilirlerdi. You could have done it. Ama yapmadın. You could have done it. Evet. She could have called the doctor early in the morning. She didn't call the doctor. Yani sabah erkenden doktoru çağırabilirdi ama çağırmadı. We could have bought a new car. Yeni bir araba satın alabilirdik. But we decided to use the money to go on vacation. Evet, tatile gitmek için kullandık parayı. She could have called me when she arrived, but she forgot. Vardığı zaman beni arayabilirdi ama unuttu. If it hadn't stopped raining, eğer yağmur durmasaydı, the party could have been a disaster. Parti bir felaket olabilirdi, bir felaketle sonuçlanabilirdi. Evet arkadaşlar, could have done yapısı geçmişte gerçekleşecek olan ama kaçırılan fırsatları anlatır. Mesela, you could have borrowed my car, you didn't have to walk, you didn't have walked to the downtown, you could have borrowed my car, I wasn't using it. Benim arabamı ödünç alabilirdin, kullanmıyordum, yani çarşıya kadar yürümek zorunda değildin örneğine. Bakalım. If I had worked harder, eğer daha sıkı çalışmış olsaydım, I could have been more successful. Çok daha fazla başarılı olabilirdim ama bu fırsatlar kaçtı. Evet arkadaşlar, could have done, yapabilirdi ama yapamadı, gerçekleştiremedi, fırsatı kaçırdı anlamı taşıyan bir ifade. Should have, ought to have done, yapması gerekirdi ama yapmadı. Özellikle should have done yapısı, ought to have done yapısı, ahlaki ya da örf adet geleneklere göre ya da toplumun değer yargılarına göre gerçekleştirilmesi gereken ama yapılmayan ya da tam tersi yapılmaması gereken ama yapılan eylemleri anlatmakta kullandığımız modeller. It was the right thing to do. But we didn't do it. Evet, çevirirsek doğru olan şeydi. Yapmak doğru olurdu ama yapmadık. We expected something to happen but it didn't. Bir şeylerin gerçekleşeceğini umduk ama olmadı. Should have ve ought to have gerçekleşmeyen bir şeyler, geçmişte gerçekleşmeyen ama yapılmış olsaydı iyi olacaktı dediğimiz eylemleri anlatır. In the negative, these models indicate that something happened. Evet, olumsuzlarında bu modeller, bu eksik anlamlı yardımcı fiiller bir şeylerin gerçekleştiğini, but it would have been better if it hadn't, olmasa daha iyi olacak olduğunu gösterirler. You should have locked the door before leaving the house. Evden ayrılmadan önce kapıyı kilitlemen gerekirdi. Kitlemen gerekirdi. Kitlesen iyi olurdu. Ama you didn't lock it. Ama kitlemedin. I told you, you should have studied harder. Ben sana söyledim. Daha sıkı çalışman gerekirdi. Paul ought to have waited until the lights were green before he crossed the street. Caddeden geçmeden önce, ki caddeyi geçmeye çalıştı, geçti. Until the lights were green.
Işıklar yeşil oluncaya dek. Paul ought to have waited. Ought to wait dediğimde beklemek zorunda. Ne zaman? Şimdi. Ama ought to'dan sonra have artı fiil üçün şeklini getirdiğimde beklemiş olması gerekirdi ama beklemedi. Evet. Yerine getirilmeyen eylemler, unfulfilled obligation diyebiliriz. Gerçekleştirmeyen bir tür zorunluluğu, bir gereği anlatır. We should have left earlier. Now we're going to be late. Daha erken harekete geçmemiz gerekirdi, terk etmemiz gerekirdi. Şimdi geç kalacağız. Should have yerine should have, ought to have yerine ought have, ought to have, evet, oughtn't have, shouldn't have şeklinde kısa şekillerinde hatırlatmak isterim. You should have told him the truth. You should have told him the truth. You should have told him the truth. Ona gerçeği söylemen gerekirdi ama söylemedin. They ought to have received the check by now. Şimdiye kadar, evet, şu an itibariyle çeki almaları gerekirdi. Bir arıza mı var, bir aksaklık mı var? Neden alamadılar acaba? I shouldn't have eaten the last cherry. Bu son meyveyi yememeliydim. Herhalde hastalandı. He shouldn't have been angry. It wasn't his fault. Fault. Yani kızmaman gerekirdi. Bu onun suçu değil ki. Evet. Would have done yapısı will past would ve have done yapmış olacaktı. Yani yapacaktı ya da yapardı. Eğer şöyle şöyle olmuş olsaydı yapacaktı ya da yapardı diye çeviriyoruz ama yapmadı anlamı çıkıyor. Özellikle bu if cümleciklerinin üçüncü tipinde karşımıza çıkıyordu, değil mi? Eğer şöyle şöyle olmuş olsaydı ne zaman? Geçmişte şöyle şöyle olmuş olacaktı. Örneğin pek yemek yememiş, acıkmış. Eğer kahvaltı yapmış olsaydın acıkmazdın gibi. We wanted to do something but we didn't do it in the end. Bir şeyler yapmak istedik ama sonuçta yapamadık, yapmadık. Would, wouldn't have plus past participle is used to explain that our choice of action would be different from an action performed by another person. Evet, bizim eylem tercihimiz bir başka şahsın gerçekleştirdiğinden daha farklı olacaktı diye açıklamak amacıyla kullanılır. It can only talk about impossible things. Sadece olumsuz şeylerle, imkansız şeylerle ilgili. Bunlar nelermiş? Past actions performed by another person which we cannot change. Bizim herhangi bir şekilde müdahale edip değiştiremeyeceğimiz ve başkası tarafından gerçeklenen, geçmiş, gerçekleştirilen bir geçmiş olaylarla ilgili, imkansız şeylerle ilgili. Yani değiştiremeyeceğimizden dolayı imkansız, artık too late, çok geç dediğimiz durumlarla ilgili konuşmak için kullanılır. Bakın neler oluyor. I would have bought that camera but I didn't have enough money. O fotoğraf makinesini satın alırdım ama yeterli param yoktu. Param yoktu, alamadım. Olmuş olsaydı alacaktım, alırdım. Alacaktım, alırdım diye çeviriyoruz. I wouldn't have paid $100 for that watch. Yani o saat için $100 ödemeyecektim, ödemezdim, yapmazdım gibi. Yapmam gerekirdi. I would have emailed it to you, but the internet was down last night. Ben sana onu e-posta ile gönderirdim ama dün gece internet göçtü. Evet, 21. yüzyılda olmamıza rağmen, parasını zamanında ödememize rağmen bir bakıyorsunuz internet hop uçtu. Ama her yıl yeni yatırımlar yapılıyormuş gibi sürekli zam 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 yapıyor şirketler internet fiyatlarına. Devam edelim arkadaşlar. The party would have been a disaster if Willie didn't show up. He had everyone laughing. Evet, o herkesi güldürdü. Eğer Veli gelmeseydi, ortaya çıkmasaydı parti bir felaket olacaktı. Nasıl bir parti hiç? I would have been here. I would have been there if I had to pick up my daughter from school early today. Bugün okuldan erken bir şekilde kızımı almak zorunda olmasaydım
Orada olurdum ama maalesef almak zorundaydım. Çocuğu almam gerekiyordu. Kaya would have been here earlier, but he got held up in traffic. To be held up in traffic, by traffic, trafik tarafından engellenmek, tutulmak, trafikte kala kalmak. Yoksa erkenden burada olurdu. Evet, bir başka model perfect arkadaşlar. Needn't have done, yapmak zorunda olmadığımız ama büyük bir ihtimalle gerçekleştirdiğimiz diyorum. Büyük bir ihtimalle ifadesini bir başka kaynakta da gördüğümü hatırlıyorum. Burada ama yerine getirildiğini de söylememiz mümkün. Yapmak zorunda değildi ama yaptı. It wasn't necessary to do something but we did it. O şeyleri yapmak zorunda değildik ama yaptık. Didn't have plus past participle tells us an action someone did. Birinin yaptığı bir şeyden but was not, that was not necessary. Gerekli olmayan, zorunda olmadığı bir şeyi yapmış olduğundan bahsederiz ama zorunluluğun olmadığını da ifade etmiş oluruz. Hemen bir örneğe bakalım. You needn't have bought these flowers. The flowers, bu çiçekleri almak zorunda değildin ama aldın. Teşekkürler, yine de teşekkürler. It didn't rain today, so I didn't have taken an umbrella to work. Bugün yağmur yağmadı, yani çalışmak için de bir şemsiye almak zorunda değildim. You needn't have gone to the supermarket. I've already done the shopping. Yani süpermarkete gitmek zorunda değildiniz. Ben alışverişi yaptım efendim. The weather was warm and sunny. Hava sıcak ve güneşliydi. I didn't have taken an umbrella. Bir şemsiye almam gerekmiyordu. Ama ben sağlamcı bir insanım, o yüzden aldım. Peki. You didn't have bought me a birthday present. Bana bir doğum günü hediye alman gerekmiyordu. Ali's computer had a virus. But now it has been repaired, so he needn't have bought a new one. Şu anda da tamir oldu, yani yenisini almak zorunda değil. Virüs girdi diye bilgisayar mı yenilenir arkadaş? Şimdi ise model ve modalımsı, modalsı, modallara benzeyen, modal gibi olan kelimelerin bulunduğu tablolar. Gelin hepsini bir arada görelim. Present'ini, past'ını, continuous'unu. Bu şekilde aklımızda daha çok kalsın. Herhangi bir şekilde tereddütte kaldığınız zaman bu tablolara başvurabilirsiniz arkadaşlar. Must, must have verb 3, must have been verb ing. Bakın bir tanesine bakalım. Bundan sonrakileri ihtiyaç duyduğumuzda sizler bakarsınız. Must do, yapmak zorunda, yapmalı. Hangi zaman için? Present, zorunluluk, gereklilik gösteriyor. Must be doing, yapıyor olmalı. Şu an için değil mi, present time'de güçlü olasılıkla bir kanaat oluşuyor. Bence yapıyordur, yani yapıyor olmalı. Bir çıkarsama var burada. Logical assumption. Must not do, yapmamalı. Mustn't do, yapmaması gerekir. Burada bir prohibition var, yasaklama. Must not be doing, yapıyor olamaz. Güçlü olasılık, strong probability. Mustn't do, must not do, aynı şekilde yapmamalı. Must be doing, yapıyor olmalı. Yukarıda yazmıştık bunu. Güçlü olasılık. Mustn't be doing, yapıyor olamaz. Dikkat edersek must be doing, yapıyor olmalı. Must not be doing dediğimizde güçlü olasılık, yapıyor olamaz. Şimdi must have done dediğimizde geçmişe doğru bir geçiş yapıyoruz. Yapmış olmalı. Must be doing, yapıyor olmalı. Must have done, yapmış olmalı. Geçmişle ilgili kuvvetli ihtimal bildiriyor. Mustn't have done, yapmış olmamalı. Yapmış olamaz. Can't have done kullanırız biz bunun yerine. Must have been doing, şu kadar süredir yapıyordur, yani yapmaktadır. Yine güçlü olasılık, must not have been doing, şu kadar süredir yapmıyordur. Yine güçlü ihtimal bildiriyor. Have, has got to ya da need to ya da need örneklerine bakarsak
Evet, bunların ne anlama geldiklerini de burada görmemiz mümkün. Evet arkadaşlar, bir sonraki there, bu konuyu sanırım bilmeyenler vardır. Dare, cüret etmek, cesaret etmek. I dare to go there. Oraya I dare to tell you. Sana söylemeye cüret ediyorum, cesaret ediyorum. How dare you do that? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? How dare you did it? Nasıl yaptın? Hangi cesaretle yaptın? Bakın, dare to do, daren't do. İkisi de need to do, needn't gibi. Yapmaya cesaret eder, etmez. Dare somebody to do. Evet, burada da meydan okuma anlamı taşıyor. Had better'ın kullanımına bakarsak, had better, yapsan iyi olur, yaparsan iyi olur. Tavsiye anlamında kullanılıyor ama burada yazılmayan bir şey ne vardı? Had better, bir şeyleri yapmanın iyi olacağı ama yapılmazsa da bazı olumsuzlukların gerçekleşebileceğine dair bir bilgiyi bize verirdi. Bir ikaz, bir warning, uyarı tarzında da algılanabilirdi arkadaşlar. You'd better come to class in time. Yani sınıfa vaktinde gelsen iyi edersin. Aksi takdirde hocan kızabilir. Bir sonraki bölümde should ought to, evet çok bildiğimiz bir yapı, ne gösteriyordu? Advice gösteriyordu. Advisability, düzeltiyorum. Tavsiyeler verirken, alırken kullanıyorduk. Be supposed to be to, zorunluluk vardı. Be to, must gibiydi. Be supposed to, bir başkasının bizden beklentilerini anlatırken kullanıyorduk. Bu da şahsa göre am, is, are supposed to ya da past tense'te was, were supposed to anlamları taşıyor. He supposed to be here. Buralarda olması gerekir. At this time, bu saatte. Ya da şuna bakalım, he was supposed to be here. O burada olması gerekirdi ama olmadı, gelmedi anlamında past simple'da karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, bir sonrakinde can vardı. Ability, yetenek. İhtimal de bildirir miydi? Evet. Yasaklama bildirir miydi? Evet. Birçok fonksiyonu var. May, might, could'la ilgili tablomuza göz atalım. Bakın, düşük ihtimal bildirirken may yerine might'ı tercih ediyorduk. Evet, you might do it. Yine could have done, yapabilirdi ama yapmadı. Burada lakaytlık demiş ama bizim burada unfulfilled past opportunity demiştik. Geçmişte yakalanabilecek bir fırsatın kaçırılmış olmasını anlatır idi. Yine yetenek ya da resmi ifadelerde you may not do that derken hem yasaklama hem de olasılık bildiriyordu. Be able to can can modalının eş anlamlısıydı. Am, is, are able to ile kullandığımızda can anlamına geliyordu. Was, were able to kullandığımızda could anlamına geliyordu. Manage to ile kullanılıyor ve bir şeyi başarmak, yapabilmek kudretine sahip olmak ve sonunda da onu başarabilmek. Yine would you mind ifadesi soru olarak karşımıza çıkar. Would you mind doing, verb ing gelir. Would you mind opening the window? Yani sizce pencere açmakta bir sıkıntı olur mu? Açar mısınız? Would you mind if I opened, past tense kullandım. Would you mind if I opened the window? Pencereyi açsam sizin için bir sakıncası olur mu? Do you mind if I open? Bakın, do you mind if I open? Bu bir tipik if cümleci olarak düşünün. If'ten sonra present var. Öncesinde de present var. If'ten sonra past simple var. Will'in past'ı would var. Ona da dikkat edin. Geldik would'la ilgili diğer örneklere. Yapardı, yapacaktı. Will'in past'ı olarak düşünün. Used to var. Bu da past habitual idi. Geçmişte alışkanlık bildiriyordu. Past habitual, eskiden yapardım, artık yapmıyorum. Ya da eskiden yapmazdım, şimdi yapıyorum ifadelerindeki geçmişteki yetenekleri, alışkanlıkları anlatıyordu. Ama to be
used to ile emizar used to ile kullandığımızda anlam değişiyordu. Normalde used to do kök halinde, root halinde, infinitive olarak herhangi bir aksesuar almaksızın used to'dan sonra fiilin birinci şekli geliyordu. Ama to be used to, alışık olmak, alışkın olmak anlamında bir kelime. Sonrasında verb ing gelir. Bu I'm interested in, I'm keen on, I'm afraid of gibi ifadelerdeki buradaki to bir edattır, prepositiondır. Preposition sonrasında verb ing ya da isim gelir. Zaten verb ing nedir? İsimleştirilmiş fiildir. Evet arkadaşlar, bir sonraki alanda would rather. Would rather, dikkat ederseniz would sooner kardeşi tercih belirtirken kullanılır. I'd rather stay home than go to the stadium. Stadyuma gitmektense evde kalmayı tercih ederim derken. Would rather sonrası to'suz infinitive kök halinde kullanılır. Ama olumsuzunu yaparken I'd rather not to. Şöyle bir örnek verelim. Size özel bir soru sordular. Siz de cevap vermemeyi tercih ederim anlamında I'd rather not say. I'd rather not talk about him. Onunla ilgili konuşmamayı tercih ederim. Evet, size bir soru soruyorlar. Efendim, siz de o sorunun cevabını verdiğiniz anda iki taraftan birini küstüreceksiniz demektir. Ya da bir politik soru soruyorlar. Cevap vermemeyi tercih ediyorsunuz. O zaman I'd rather not say. I'd rather not talk about it. Bu konuda bir şey söylememeyi tercih ederim derken. Yine prefer ya da would prefer ifadesine bakalım. Prefer to do, yapmayı tercih ediyoruz. Özellikle burada than ifadesi karşımıza çıkıyor. Mesela bir örnek verelim. I'd rather drink tea than coffee. Would rather sondaki er ile biten bölüme bakın. Sanki komparatif ifadeymiş gibi değil mi arkadaşlar? Yani bunun, bu kelimenin etimolojisi hakkında bir bilgim yok ama would rather'dan sonra, would sooner'dan sonra than gelmesi çok doğal olmalı. Bakın, prefer'de de bir er ile bitiş var. Aslında bunun da araştırılmasında yarar var. I'd rather drink tea than coffee. I prefer tea to coffee. To kullanıyoruz. I prefer to do. I prefer to drink coffee than tea gibi kullanabiliriz diyelim. Like doing better than. Mesela Amerikalılar daha çok more ya da most kullanıyor. Which do you like most ifadesi. Oysa İngilizlerde I like it better than that. I like it best. Evet, en çok şunu severim derken en sevdiğim anlamında kullanıyorlar. Would like ya da would love. I would love, I would like. Sonrasında to geliyor biliyorsunuz. I would like to do that. Yapmak isterdim. I would love to do it. Oh, bayılırım, çok severim. Could, would, will, can plus you. Bu ricalarda karşımıza çıkıyordu. Could you do it? Would you do it? Will you do it? Can you do it? Yapabilir misiniz rica? Ama you might, you may yazılı İngilizce'de resmi olarak izin verilmeyeceğini, yapılmayacağını kullanıyoruz. Ama may genellikle izin isterken kullanılıyordu. Bazı televizyonda, sinemada film izlerken işte erkek kadını dansa kaldıracaktır. İzninizle, izninizle ifadesi may I diye karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın izin isterken. Evet, may I, can I, could I izin isterken demiştik. Geçelim. Shall I ve shall we özellikle suggestion dediğimiz önerilerde. Eğer içinde shall I ve we varsa bizim de bulunduğumuz bir gruba bizim önerimiz. Shall we do it? Shall we go there? Shall we start? Başlayalım mı? Ama shall I'lı ifadeler özellikle bir başkasından fikir sorarken, önerisini isterken. Bir de fiil var İngilizce'de. Shilly shally diye. Don't shilly shally.
Yani nedir bu arkadaş? İkide bir şelayla bir cümle soruyorsun. Senden başka işim yok mu? Sürekli benden ne yapman gerektiğini soruyorsun. Shall I do it? Shall I go there? Shall I ask? Shall I study? Shall I stay? Evet, bütün bunlara dikkat edin. Shilly shally fiili burada don't shilly shally diyerek kullanılabilir. Shall you, he, she ve we de kullanılmıyor. Sadece I ve we de. Shall'in kullanıldığı bir yer daha var. Özellikle eski kullanımda bütün şahıslarla değil, I ve we şahsıyla ilgili will yerine shall kullanılırdı. Ama bütün şahıslarla shall kullandığımızda kesinlikle ama kesinlikle yapacak, yapması gerekiyor diye emir tarzı. You shall do it. Yapacaksın arkadaş derken, evet, zorlama var biraz da. May as well ya da might as well, şunu yapıver, ediver diye bir rica, öneri tarzında. You might as well post these letters for me please. Yani şu mektupları da yolun üzerinde giderken atıverir misin şeklinde. Let's do, shall we, bu da suggestion demiştik. Öneri olarak zaten yazılmış, yukarıda da öyleydi. Let's do it, why don't we do it, what about doing, how about doing ifadeleri de öneri olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, genel olarak tüm modullardan, modalımsı yapılardan artı Model Perfect'ten bahsetmiş bulunuyoruz. Her biri için ayrı ayrı video yapılabileceği gibi hepsini bir arada ancak iki parça içerisinde gösterebildik. Umarım yararlı olmuşuzdur. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.